Fiyatlar hakkında düşünemedi kadar yüksek. Araç fiyatları şu an çok hayli arttı. En kötü araba 400-500 milyar. Çok saçma sapan bir piyasa oldu ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ben de. Fahiş fiyatları buldu abla. 20 liraya araba sattım. 80 liraya araba aldım. Bulunduğumuz dönem içerisinde araçlar artık lüks değil ihtiyaç haline geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına araç fiyatları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Araç fiyatlarını aldı başını gidiyor. Bugünkü aldığın yarın satmaya kalksan aynı aracı tekrar aynı fiyat alamıyorsun. Araç fiyatları hakkında pek bir şey düşünemiyorum. Çünkü aşırı derecede pahalandılar. Yani çocukken ben de araç sahibi olmak istiyordum ama ben şu an mesela mühendislik okuyorum, birinci sınıfım. Yani benim için hayal oldu. Çok zor bir durum. Çok kötü bir şey. Küçükken teyzemin bana şunu dediğini hatırlıyorum. Sen üniversite kazanınca sana istediğin arabayı alacağım diyordu. O zamanki şartlar belki buna elverişliydi ama şu an pek uygun değil. O yüzden üzücü yani. Araç sahibi değilim. Almayı düşünüyordum ama şu son fiyatlardan aşırı yükseldi. Alamayacağız maalesef. Fiyatlar hakkında genel olarak neler düşünüyorsunuz? Ya fiyatlar yani iki katına çıktı. Şöyle örnek vereyim. 40 milyarlık araç şu an 80 milyar, 90 milyar. Yani almayı düşünüyordum, alamayacağım artık. Seneye. Peki bu durumun önüne nasıl geçilebilir sizce? Valla devlet el atması gerekiyor bu durumun önüne bence. Sıfır arabaları biraz daha uygun fiyata veya araba kredilerini biraz daha vadelerini uzatırlarsa millet sıfır araba alır. O zaman ikinci el arabalar da ucuzlar. Fiyatlar çok pahalı. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. ÖTV ve KDV fiyatlarında çok fazla artış var. Bu yüzden dolayı mesela sıfır araba almak şu anda mümkün değil. Çünkü ÖTV ve KDV fiyatlarından dolayı sıfır arabaların pahalı olduğundan dolayı ikinci ele yöneliyorlar. Ama ikinci elde de bu sefer üretimden dolayı, pandemiden dolayı, üretim yapılmadan dolayı ikinci el piyasası yükseldi. Yükseldiği için de araç fiyatları artınca bence ÖTV ve KDV oranında birazcık indirimler yapılması lazım. Mesela bugün bir Şahin Doğan diyelim 20-25 milyar en az. En az fiyatı 25-25 milyar. Dün 2-3 yıl önce 5-6 lira olan arabalar bugün 2-3 sene geçtikten sonra yüzde yani 500 zamlandı diyelim. Aracımız yok. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat